taraf komple böyle bakış. İçerideki hayvanlar şu an kafesten kendilerini atıp resmen intihar ediyorlar. Nedeni açlık. Ölümlerin hepsinin nedeni açlık. Bu hayvanlar hepsi açlıktan ölüyor. Yedi emin görevini yerine getirmiyor. Ve hepsi ölüme terk edildi. Elimizdeki mevcut imkanlarla mülk sahibimle beraber yapabildiğimiz kadar yaşatmaya çalıştık. Ama hayvanlarımız maalesef başaramadık. Yedi emin de buna hiçbir katkıda bulunmadı. Ve bu hayvanlar hepsi dışarıda. Kafesler açık. Hayvanlar hepsi sürüyle dışarıya çıkıyor. Dışarıdaki tarla, çapa, bağ, bahçelere zarar veriyor. Ve bu insanlar hiçbir şekilde bu hayvana, bu canlıya hiçbir ne vicdani, ne rahmani, ne ticari hiçbir davranışları olmadı. Bu ülkede hayvanseverler denen bir şey varsa, Allah rızası için denen bir şey varsa bu hayvan bu eziyeti görüyor. Gönlü razı olan büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz hepsine sesleniyor. Hepsi şu an dolaşıyor çünkü hayvan aç kendini atıyor. Yerler leş dolu. Hayvan kelleleri dolu. Bu hayvanlar hepsi mırdar edildi. Kümesin içerisinde bir gram yem yok. Hayvan şu an bizi izliyor. Bakın hayvan bizi izliyor. Kapının önüne bakın. Bak tel örgünün içinde. Cezaevinde bu hayvan bizi izliyor. Bu kümes. Kafes hayvanı. Bu kafes hayvanı. Hayvan bizi izliyor. Hayvan içeride ölenlerin leşini yiyor. Vekilim Aysun Peker 59-60 bin tane tavuğu ve işletmeyi satın alıyor. Buna ilişkin olarak da yaklaşık 350 bin TL ödeme sağlıyor borçlu şirkete. Ve işletmenin devri kendisine sağlanıyor. Ancak borçlu şirket daha sonra bir takım muvazzalı ve danışıklı işlemlerle kendini başka bir üçüncü kişiye borçlandırarak zaten hali hazırda müvekkile satmış olduğu tavukları 60 bin tavuğu haciz ediliyor. Biz yapılan haciz işlemine itiraz ettik.